Ebu Cehil ve Hamza Mekke'de müminlerin sayısındaki artış, beraberinde kafirlerin düşmanlığındaki artışı da getirdi. Bir gün Kureyş uluları Hicr'de toplanmış, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı birbirlerinin kızgınlıklarını alevlendiriyordu. Tam o sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi. Kabe'nin doğu köşesine giderek Hacerül Esved'i öptü ve tavafa başladı. O Hicr'in yanından geçerken Hicr'dekiler onun aleyhine söyledikleri şeyleri daha yüksek sesle söylüyorlardı. Hz. Peygamber'in onları işittiği yüzünden belli oluyordu. Hicr'in yanından ikinci kez geçti. Onlar tekrar hakaret ettiler. Fakat üçüncü kez geçişinde onların önünde durdu ve Ey Kureyş! Beni işitiyor musunuz? Nefsim elinde olana yemin ederim ki sizi helak edeceğim. Bu sözler ve onların söyleniş şekli onları sanki büyülemişti. İçlerinden hiçbiri ne hakaret edebildi ne de konuşabildi. Sonunda içlerinde en sinirli ve sert yapılı olanı büyük bir nezaket içerisinde ''Ey Ebul Kasım yoluna git.'' Çünkü Tanrı'ya and olsun, sen cahil bir aptal değilsin diyerek sessizliği bozdu. Fakat herkesin sessiz kaldığı bu süre uzun sürmedi. Çünkü orada bulunanlar bu denli korktukları için kendilerini suçlamaya başladılar ve şimdiki zayıflıklarını gelecekte tamir edeceklerine yemin ettiler. İslam'ın en kötü düşmanlarından biri ailesi ve arkadaşları arasında Ebul Hakem diye anılan müminlerin ise adını Ebu Cehil, cehaletin babası koydukları Mahzum kabilesinden Amr idi. Muhire'nin torunu o zaman Mahzumilerin başında bulunan yaşlı Velid'in de yeğeni oluyordu. Ebu Cehil amcasından sonra onun yerini alacağından emindi. Kendisi için şimdiden Mekke'de belirli bir konum sağlamıştı. Bu konum hem zenginliği, hem konukseverliği, hem de kendisine karşı çıkanlardan üç alma konusunda gösterdiği sertlik ve acelecilikten kaynaklanıyordu. O geçen hac döneminde hacıları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı uyarmak için çalışanların en usanmazı ve Hazreti Peygamber'i büyücü diye adlandıranların en bağırganı idi. Kendi kabilesindeki çaresiz müminlere karşı acımasızlıkta ve diğer kabileleri de aynı şeyi yapmaya teşvik etmekte çok etkindi. Fakat bir gün kendisine rağmen yeni dine büyük bir hizmette bulundu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin dışında Safa kapısı yakınında oturuyordu. Hacılar kapıya yakın olan Safa tepesinde başlayan ve 450 yarda kuzeydeki Merve tepesinde biten 7 kez gidip gelme farzına bu kapıdan başladıkları için kapıya Safa kapısı adı verilmiştir. Safa'nın eteklerindeki bir kaya parçası bu ibadetin başlangıç yerini işaret eder. Ebu Cehil yanından geçtiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu kutsal yerde tek başına oturuyordu. Mahzum'lunun bir önceki seferde korkmadığını göstermek için bir fırsat çıkmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in önünde durarak ağzına gelen tüm küfürleri ona karşı söyledi. Hazreti Peygamber sadece ona baktı fakat hiçbir şey söylemedi. Sonunda yapabileceği tüm hakaretleri bitirdikten sonra Ebu Cehil Hicr'de toplanmış olan diğer Kureyşlilere katılmak üzere mescide girdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüyle ayağa kalktı ve evine döndü. O gittikten hemen sonra yayı boynunda asılı bir halde avdan dönen Hamza karşıdan gözüktü. Avdan döndükten sonra ailesinin yanına gitmeden önce Kabe'yi ziyaret etmek onun adetiydi. Onun yaklaştığını görünce Safa kapısına yakın olan evinden bir kadın çıktı ve onu durdurdu. Bu kadın şimdi hayatta olmayan ve 20 yıl kadar önce Hilful Fudul'u kuranlardan biri olan Peym kabilesinin şefi Abdullah İbni Cudan'ın azatlılarındandı. Cudan ailesi Ebu Bekir'in kuzenleri oluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve dinine bağlı olan bu kadın Ebu Cehil'in hakaretlerini duymuş ve çok sinirlenmişti. Hazreti Hamza'ya Ebu Umare dedi. Hişam'ın oğlu Ebu'l-Hakem'in kardeşinin oğlu Muhammed'e nasıl davrandığını bir görseydin. O burada otururken geldi ve ona hakaret etti. Onunla alay etti. Daha sonra çekip gitti. Nereye gittiğini belirtmek için Kabe'ye doğru işaret etti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ise bir tek kelime bile söylemedi. Hazreti Hamza Yumuşak huylu ve anlaşması kolay bir insandı. Bununla birlikte o, Kureyş'in en cesuruydu. Kızdırıldığında ise en baş eğmez ve en sert adamı olurdu. Şu anda onun güçlü yapısı kızgınlıktan sarsılıyordu. Onun bu kızgınlığı ruhundan bazı şeyleri kaldırdı, özgürlüğe kavuşturdu. Ruhunda daha önce var olan bazı şeylerin tamamlanmasını sağladı. Kabe'ye giren Hamza doğruca Ebu Cehil'in yanına gitti. Yanında ayakta durarak elindeki yayı tüm gücüyle arkasına indirdi. Ona hakaret edecek misin dedi. Ben de onun dinindenim. Onun iddia ettiklerinin hepsini onaylıyorum. Eğer karşı çıkmaya gücün varsa bana karşı çık. Ebu Cehil korkak değildi. Fakat bu kez meselenin kapanmasının daha iyi olacağını düşünüyordu.'' Bu yüzden ona yardım etmek için yerlerinden kalkan mahzumilere oturmalarını işaret etti ve şöyle dedi. Bırakın Ebu Umare istediğini yapsın. Çünkü Tanrı'ya andolsun onun kardeşinin oğluna çirkince küfür ettim.